numaralı En'am suresinin ayetinde. Vers 24 numaralı En'am suresinde bir insan Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye başladı. Oraya geldiği zaman birinci Allah kelimesini söylesin. Ondan sonra elinizi açın. Ne istiyorsanız Cenab-ı Hak'tan dua istemeden önce ama tesbihi elinize alın. Allah kelimesini söyledin. Tesbihi de eline aldın. 66 kere Allah, Allah, Allah dedin. 66 bitti. Kur'an-ı Kerim açık. İki tane lafza icraların birisini söyledin. 66 kere Allah dedin. Arkasından meşru olarak Cenab-ı Hak'tan ne isteyeceksen İste. Ondan sonra Allahu diye başla, ayete devam et. Birisi bu. Orada dua mutlak kabul edilir. İkincisi de Cuma suresinin 5. ayeti. Orada da iki lafza-i celal bir araya gelmiş. Oraya geldiğinde yine orada birincisini söyle Allah de. Ondan sonra tesbihini eline al. 66 kere Allah, Allah, Allah de. Dua et. Orada Allahu diye başlamıyor. Vallahu diye başlamıyor. Cuma suresindeki 5. ayette. Ondan sonra elini yüzüne sür ve devam et. Hatim okumanı ver. Oradan devam et. Bunlar birer sırmış Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Başka yerde iki Allah lafzı bir arada gelmiyormuş. Bunun arasında dua etmek. 66'ya kafamız takılabilir. Onu da söyleyeyim madem. 66. Neden 66 rakamı? Allah lafzının birincisinde Allah'ın elifinde bir numara. Lamlarda 30'a'dan 60. 61 oldu. H'de 5 numara. Ebced-i Sevir'e göre hesap budur. 66 yapar. İnsanlardan bazılar birbirine konuştuğu zaman öteki kandırmıyor mu? Beni dercesine sen yine beni 66'ya bağladın derler. Halbuki bilmiyor. 66'ya bağladın demek sen beni Allah'a bağladın demekmiş. Biz de bilmiyorduk. Eskiden bazı hadiseler yaşadık, öğrendik de bildiğimizi şimdi arkadaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Yaparsanız kazanırsınız. Yapmazsanız siz bilirsiniz. Evet, Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.